Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Amsterdam şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün de sizlerle olan canlı sohbetimizi arabanın içinde araba sürerken yapacağız. Çünkü şartlar onu gerektirdi. Bugün arabanın bakımını yaptık, temizliğini yaptık. Yıkama makinesini de yıkadık çünkü temiz olması. Dostlara ağırlıyoruz, dostlarla geziyoruz, işe gidip geliyoruz. Arabanın temiz olması iyi olur diye düşündük. Bakım yaptık. Bu yüzden bugün de ilk fırsatta biraz sonra da alışveriş yapacağımızdan dolayı bugün de hiç olmasa imkan yeni bulduk. Buradan bu şekilde görüş ve düşüncelerimizi paylaşalım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'da pandemi günleri devam ediyor. Bir yaramazlık yok ama bugün çok güneşli, güzel bir hava var. 18 derece sıcaklık var. İnsanlar da parklara çıktılar. Dışarıya akıyor insanlar adeta. Herkes dışarıda. Kimse içeride kalmadı. Herkes çıktı. Bugünün değerini idrak ettiler. Bugünü değerlendiriyorlar değerli dostlar. Bizler de yarın işimize gidip çalışacağız. Hollanda'da durum bu. Bir aksilik yok. Her şey yolunda. Hepimiz rahatız. Sağlıklıyız. Çok şükür şimdilik bir şey yok. Bu korona bizi etkilemedi. Dileriz hiç kimseyi etkilemesin. Son bulsun, defolup gitsin. Bu merhem hastalık. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, tabii ki Hollanda, Türkiye gündemi çok kötü. Türkiye'yi bir ruh hastası, bir şizofren yönetiyor. Yönetemiyor, rezil ediyor. Edepsizlik yapıyor. Kendisini eleştiren herkese hakaret ediyor. Türkiye'yi tek başına, tek elden yönetmeye çalışıyor. Rezil rüsvay etti, ülkeyi batırdı. Üstelik de sorumluluk almıyor. 13 şehidin, daha doğrusu 3 tane daha, 16 şehidin katledilmesinde başrol oynamıştır. O emir vermeden kimse böyle bir harekete kalkışamaz. Mümkünatı yoktur. Böyle bir diktatör, böyle bir bencil, böyle bir yobaz. Bu yüzden de değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bu diktatör kırıntısı 16 kişinin kanına girmiştir açıkçası. Kılıçdaroğlu gibi edep erken misali, timsali bir insanı hakaret etmeyi kolaycılığına gitmiştir. Çünkü biliyor Kılıçdaroğlu terbiyelidir, edeplidir, güzel ahlak sahibidir. Onun seviyesine düşmez. Onu bildiği halde Kılıçdaroğlu'na hakaret etmiştir. Biz hakaretlerini kendisine iade ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yerine ben ona terbiyesiz, terbiyesiz oğlu, terbiyesiz, ahlaksız, allaksız diyorum. Ne halt edecekse etsin, elinden geleni arkasına bırakmasın. Biz ona tertemiz bir ülke teslim ettik. O vatana ihanet etti. Dileriz cezası bu dünyada da verilir. Bunun bedelini öder. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ülke yoksulluk batağında, insanlar yoksul durumda, perişanlar. Çocuk mamalarını alarım bağlandığı yüreklerimizi yakıyor. Çok kötü bir durumda Türkiye. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Geçen gün televizyonlarda gördüm, haberlerde gördüm. İnsanlar 20 gram yağ alıyor. 30 gram şeker alıyor. Bu günlere düştük. Evet, yobazlar, bağnazlar, münafıklar. CHP zamanında kuyruk vardı diyor. Şimdi kuyruğa razıyız. Hiçbir şey yok. Var, alım gücü yok. Gramla satılıyor, dirhemle yeniliyor. Evet değerli dostlar, değerli canlar, ülkede büyük bir yokluk, bir açlık var daha doğrusu. Bunun yanı sıra karnı doymayan namussuzlar var. Bu parti münafık bir partidir, siyonist bir partidir, kötü niyetlidir. Ülkede birlik beraberliği sağlamak, insanlara hakça, hukukça paylaşım içinde bulunmak isteyen bir parti değildir. Allah bu zihniyete lanetler eylesin. Bu zihniyetin işi gücü rast gelmesin. Allah başlarına tuzaklarını çevirsin. Başlarına bela etsin.
değerli dostlar, değerli arkadaşlar, HDP'yi kapatmak için bütün yollara başvuruyorlar. Güya milliyetçi olan, güya vatana bağlı sanılan MHP, onun başındaki bir bunak diktatör Devlet Bahçeli, ne bahçesi var ne bağı var halbuki. O da AKP'ne, daha dün küfrettiği AKP ile bugün birlik oluyor. Bir başka insanların zalimi oluyorlar, onlara zulmediyorlar. Kürtler HDP konum itibarıyla, bulunduğu bölge itibarıyla elbette ki Kürtleri de temsil edecektir. Kürtler bu ülkenin yüz akıdır. Kürtler bu ülkenin Türkler olduğu gibi öz sahipleridirler. İkinci sınıf vatandaş değillerdir. Suriye'den gelmemişlerdir. Yüzyıllardır burada birlikte yaşadığımız insanlardır. Kime baksan mutlaka bir yanı Kürttür. Bu insanlar hiçbir zaman bölücü terör örgütlerine isteyerek yardım ve yataklık etmemişlerdir. Etmezler de. Çünkü bilirler ki terörle, zorbalıkla, eşkıyalıkla hiçbir hak elde edilemez, hiçbir yere varılamaz. Zorbaların sonu, ettikleri zorbanın kendine dönmesidir. Zorbalığa karşıyız, terörizme karşıyız, teröre karşıyız, faşizme karşıyız. Hak ihlallerine karşıyız. Biz birlik, beraberlik, paylaşımdan yanıyız. Komşusu açken tok olan bizden değildir ilkesine sarılmışız. Hazreti Peygamber'in bu verisini aklımızın en başına koymuşuz. Bu akla hizmet ediyoruz. Evet, komşumuz açken biz tok olamayız. Komşumuz matemde yastayken biz gülüp oynayamayız. Demek ki diktatör Tayyip Erdoğan şehit annesine bağlanarak "Ne mutlu sana evladın şüheda oldu" dedi. Bu arsız, bu edepsiz, bu ahlaksız Tayyip Erdoğan'ı nefretle kınıyorum. Çevresindeki yandaşlarını, yalakalarını, zihniyetlerini lanetliyorum. Bunların sonu gelmelidir. Bunların sonu gelmezse Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kalmaz. O devlet Tanzanya'dan daha beter durumda olur. Şu an değil mi diyeceksiniz? İnşallah değildir. Ne bileyim, olmasını da dilemem. Türkiye'nin güzel olması, Türkiye'nin güzel yönetilmesi bizim itibarımızı artırır. Türkiye'nin rezil rüsvay edilmesi, aşağılanması, horlanması, üçüncü dünya ülkesi gibi görülmesi bizi rencide eder, bizi kahreder. Değerli dostlar, değerli canlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Haklıdır. Katliamın emrini veren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yandaşlarıdır. Evet, bunlar bu sorumluluktan kaçamazlar. Gün gel derler ya, sap döner hesap döner, gün gelir sap döner keser döner, gün gelir hesap döner derler. Doğrudur. Zamanı geldiğinde bunun hesabı sorulmalıdır. Ülke halkının canı o kadar ucuz değildir. Annelerin gözyaşı değersiz değildir. Değersiz olan sensin Recep Tayyip Erdoğan ve yanındaki yavşak yalakalardır. Değerli dostlar, değerli canlar, ülkemizde bu rehin alınan askerlerin veya sivilin kurtarılamaması, onların kurban edilmesini nefrete kınıyorum. O annelerin, o ailelerin acılarına ortak oluyorum. Acılarını paylaşıyorum. Dilerim hiçbir anne ağlamaz. Biz anne şiirleri, birlik beraberlik şiirleri yazıyorsak herkesin annesi annemiz gibidir. Bizim annemiz ağlamasını istiyorsak başkalarının annelerinin de ağlamamasını istemeliyiz. Değerli dostlar, değerli canlar, ben Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bütün bütün yaptığı fiilleri kınıyorum. Hiçbir doğru hareketi yoktur. Tayyip Erdoğan'ı dileriz bu seçimde defolur gider, ülkemiz halkını birbirine düşürmez dilerim. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hazır telefon da gelmişken
bugünkü yayınımızı böyle bitirelim. Haftaya görüşmek üzere, esen kalın diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Bir müzik müzik armağan edemeyiz. Halen yaz devam ediyor. İnsanlar üzüntülü. Ülke yasta. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere, esen kalın diyorum. Saygıyla selamlıyorum.